Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerlerinize olsun. Bugün Hazreti Peygamber ve Ehli Kitap konusu üzerinde birkaç söz söyleyerek elde edebildiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu konu daha öncesinde birçok hocamız tarafından yazılmış, anlatılmış. Belki burada bulunanlar farklı ortamlarda, farklı kişilerden de bu mevzuyu muhtemelen dinlemişlerdir. Fakat biz de öğrendiklerinizi bir kez de sizinle paylaşalım diyerekten belki de iyi öğrendik mi, doğru öğrendik mi, öğrendiklerimizi sizlerde bir test edin diyerekten burada geldik, huzurumuza çıktık. Konu haliyle güncelliğini bu son bir haftadır fazlasıyla koruyor. Malum Yahudilerin Müslümanlara zulmü asırlar boyunca durmadı ve son bir haftada yeniden şiddetlendi. Hepimiz haberleri dinlemekten neredeyse korkar hale geldik. Daha çok Müslümanın canı yanmış olmaktan, daha çok Müslümanın zarar görmüş olma ihtimalini duymaktan ve maalesef Müslümanların da genel manada Yahudilere dur diyememesinden, siz ne yapıyorsunuz, siz kimsiniz diyememesinden fazlasıyla muzdarip oluyoruz, üzülüyoruz. Dolayısıyla haberleri dinlemekten bile kaçınıyoruz. Tabii biz Ehli Kitap derken Yahudilerden de bahsedeceğiz. Ama Ehli Kitap ile sadece Yahudilerin anlaşılmaması gerektiğini söyleyerek öncelikle onu bir belirtmemiz lazım. Ehli Kitap ile aslında kastedilen İslam dini dışındaki dinler, ki kendilerine kitap verilen dinler ve bu dinin mensupları kastediliyor. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen dinlere baktığımızda biz Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Sabinilik ve Haniflik dinlerinin Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini ya da bir şekilde işaret edildiğini görüyoruz. Tabii Haniflik dini zaten tevhid inancı olduğundan, İslamiyet'te onunla birebir örtüştüğünden, o zaman az sayıda bulunan Hanifler Müslüman olduğundan farklı bir din olarak da ortaya çıkmadı. Diğer dinler zaten vardı. İslamiyet gelmeden, insanlar İslamiyet'le şereflenmeden öncesinde mevcuttu. Bunlardan birisi Yahudilikti, daha eski. İlk kitap olarak adlandırılabilecek Tevrat, Hazreti Musa'ya verilmişti. Ve Hazreti Musa'nın dışında birçok peygamberden İsrailoğullarına gönderilmişti. Hatta önemli bir kısmı da peygamberlerin İsrailoğulları soyundan idi. Zaten İsrail devleti de adını Hazreti Yakup'un bir diğer adı da İsrail olaraktan adlandırıldığından dolayı kendilerini Hazreti Yakup'un soyundan geldiklerini belirttiklerinden dolayı zaman içerisinde de İsrail adını aldılar ki köklü, eski, büyük bir ırk, büyük bir millet ve onların ortaya koyduğu bir devlet olduklarını ortaya insanlara göstermek için. Tarih boyunca baktığımızda Yahudilerin çok büyük ciddi devletleri yok. Ama işte 1948 yılına gelindiğinde o tarihte Filistin bölgesinde bir devlet kurmaya muvaffak oldular, bunu başardılar ve sonraki zamanlarda bunu yaydılar. Tabii Ehli Kitap derken hangi dinler Ehli Kitap'ın içerisinde bunu belirtmeden önce o dönemde meşhur dört hanifin olduğunu, haniflik inancı içerisinde dört kişinin çok meşhur olduğunu, bunlardan birisi sonraki zamanında Hazreti Peygamber tarafından sahabe olarak kabul edilen malumumuz Varaka bin Nevfel.
Hazreti Peygamber'e ilk vahiy geldiğinde Hazreti Hatice'yle paylaştığında, daha sonrasında kendisine gidilip müracaat edildiğinde bunun bir peygamberlik alameti olduğunu, korkulacak bir durum olmadığını ve güzel bir olay olduğunu söylemesi, sonrasında vefat ettikten sonra da Hazreti Peygamber tarafından kendisine inandığı belirtildiği için sahabe olarak kabul ediliyor. Onun dışında diğerleri de var. İşte Hazreti Hatice'nin diğer bir amcasının oğlu, Hazreti Peygamber'in halasının oğlu ve cennetle müjdelenen sahabelerden Sa'd bin Zeyd'in babası. En meşhur 4 halif, ama bunların dışında 13 kadar halifin Hazreti Peygamber döneminde, Hazreti Peygamber sağırken, hatta İslamiyet'in ilk geldiği zamanlarda mevcut olduğu, yaşadığı ifade ediliyor. Ama 25 kadar halif olduğunu söyleyenler de var toplamda. 25 civarında olduğunu ifade edenler de var. Tabi Kur'an-ı Kerim'de dinler belirtilirken, inananlar, Yahudiler, diğer adıyla Museviler, Hristiyanlar, diğer adıyla İseviler, Sabiiler, Mecusiler ve Müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, puta tapanlar, Allah'a inanmayanlar kastediliyor, ifade ediliyor. Tabi Mecusiler ehl-i kitabın içerisine neden dahil edilmiş? Hazreti Peygamber'in bir hadisi şerifine dayandırılıyor.